Online alışverişte güven arayanların adresi öz boyacı altın. Bekir Develi ile peynir gemisini sunar. Huzur Hazirun Cemiyet İrfan layındır, kafirdir, dinsizdir şeytan. Şeytanın layınlığına, kafirliğine, dinsizliğine, Rahman'ın birliğine eyvallah. Şol gökleri kaldıranın, donatarak dolduranın, Ol deyince olduranın 99 adıyla. Canlara hoş geldiniz. Nasılsınız? Bizler deyiz. Şükürler olsun. Bugün çok kıymetli bir konuğum var. Çok sevgili dostum Muhammed Yazıcı hocam bugün bizlerle beraber. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sefa bulduk. Kendisini tanıyanlar zaten tanıyorlardır. Tanımayanlar için geçtiğimiz Ramazan ayında sevgili Nurak'tan ay çok güzel bir program serisine imza atmışlardı. Onun gibi Yeni Şafak YouTube kanalındaydı evet. herhalde değil mi hocam? Evet. O zaman böyle konu bazlı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını deleyen. harika bir işti. Bunun için öncelikle tebrik ederek başlamak Eyvallah. istiyorum hocam. Allah kabul buyursun. Amin inşallah. Resul-i Ekrem Efendimizin şefaatine vesile kılsın bu ameli. Amin. Amin inşallah. i̇nşallah. Ne diyor? Hasenat olarak yazsın. Evet, inşallah. hasenat olarak Nasılsınız? olarak. Nasılsınız hocam? Hamdü senalar olsun. Şükründen aciziz. Kimlere zekat vermeli? <laughs> Hemen böyle sorular soruyorlar mı hocam? Şimdi <laughs> Muhammed Yazıcı hocam aslında benden 10 yaş küçük ama ilmi derinlik olarak muh, ben henüz doğmamış adam seviyesindeyim. Ona. Estağfurullah, estağfurullah. Tabii ben abartıyorum şimdi konuk olduğu için ne diyeceğim <laughs> ya şimdi? Bizde bir şey... <laughs> <laughs> Muhammed Yazıcı'yı çok seviyorum. Öncelikle bu not olarak düşünsün. Kendisi bir medrese mezunu. Aynı zamanda da hafız. Evet. Bunun için de sizi tebrik ediyorum. Allah'a beden razı olsun. Hafızlığını tamamladıktan sonra diyor ki aa, bak medreseyi bitirdim, hafızlığı da bitirdim. Neden artık müderris olarak devam etmiyorum diyor. Sonra uzun bir süre müderrislik yapıyor. Sonrasında ilmiye Vakfı bünyesinde Darül İlim Medresesi'ni açıyorsunuz. Evet. Ve orada medresede talebeleri yetiştiriyorsunuz. Evet. Kaç talebe var? Şimdi iki kavramı ayrı ele alıyoruz artık. Bir öğrencimiz var, bir talebemiz var. Hmm. Ne fark var ikisi arasında? Talebe bizzat dokunduğun, temas ettiğin, yetiştirdiğin, eğittiğin öğrenci ise öğrettiğin kişi. Böyle bir ayrım hmm. tarihte, literatürde yok. Biz böyle bir ayrım icat ettik. Konuşurken de toplantılarda vesaire, yani bu şekilde bir ayrım. ...ifade ve iletişimi de kolaylaştırıyor. Ee, şu anda 50 öğrencimiz var. Talebe ee, kaç tane var? Talebe işte, estağfurullah 50 talebemiz var. Yaklaşık işte toplamda baktığımızda... ...bir 5-6 bin tane de öğrencimiz var. Uzaktan eğitim platformumuz var. emedrese.tv. Oradan e, bütün dersler dışarıya açık hibrit sistem diye isimlendirdiğimiz bir düzenimiz var, bir sistemimiz var. Yani dersler karşıdaki talebeler dersleri dinlerken aynı zamanda Zoom üzerinden yaklaşık 250-300 kişi de derse katılım sağlıyor. Bir taraftan hmm. da kayıt alınıyor, o kayıtlarda daha sonra internet sitesine koyuluyor. Bu tabii internet sitesindeki dersler de böyle başıboş halde değil. Yani orada bir sınav sistemimiz var, ölçme değerlendirme bir sistemimiz var. Ona göre yani bir öğrenci öyle sadece YouTube'dan video izler gibi dersleri takip hmm. etmiyor. O şekilde bir e, sistemle bir adam bir alanda bir ilimde e, derinleşebiliyor. Hocam şimdi benim bir medrese geçmişim yok. İlahiyatta okumadım. Hatta hmm. imam hatipli bile değilim. Ee, bu benim aslında e, bir şekilde aşina olduğum ama derununa vakıf olmadığım bir alan. Bununla ilgili bugün size böyle sorular sormak istiyorum. Yani benim gibi olan insanlara da faydalı olur diye düşünüyorum. Evet. Öncelikle şunu sormak istiyorum. Hani E-Medrese diye bir şeyden bahsettiniz. Bu var mıydı ilk siz mi yaptınız? Çok yapıla gelen bir şey mi? Yani emsalleri var ama biz... E, hem prodüksiyon anlamında hem de içerik anlamında çok daha profesyonel bir şey ortaya koymaya gayret ettik. Sevmediğim bir kelimedir profesyonel. Hele ilim, irfan, kitap, kültür bunlardan Çünkü profesyonellik yaptığı işten para kazanan adam. Hayatını tabii. idame ettiren adam demek. Evet. Ya bir de o amatör ruh bu bu işlere çok daha münasip düşen Hı. bir şey yani. İlk defa belki şunu iddia edebiliriz. İnşallah bu iddianın altında kalmayız. Yani bu prodüksiyonla bu içerikle efendim bu seviyede belki ilk olduğunu iddia edebiliriz. Tabi şu anda işte 5-6 yıl oldu biz bununla ilgileneli ama şu anda işin başındayız daha. Bundan sonra bunun üzerine çok daha e, yatırım yapacağız. Çok daha geliştireceğiz. Bir 5-6 yıl sonra hedefimiz şu. E, İslam kültürü ve medeniyetinin en temel metinlerinin tamamının tedris edildiği bir platforma dönecek burası. Online platform. Evet Allah nasip ederse. İslam medeniyeti zaten metin medeniyetidir. Hı hı yani bizim medeniyetimizin taşıyıcısı e, metinlerdir temel evet metinler bütün alanlarda. İşte bu metinlerin burada ders olarak işlendiği bir platforma dönüştüreceğiz burayı. Dolayısıyla yani bir adam bütün alanlara ihata etmesi imkansız ama belli alanda felsefede, İslam felsefesinde fıkıhta, tefsirde, hadiste kendini işte geliştirebilecek bir kere çok ileri seviyede bir Arapça eğitimi koyuyoruz inşallah. Yani sıfırdan başlayıp bir insanın hem medrese Arapçası, klasik Arapça hem pratik Arapça bugün dil, yani lisan Arapçası dediğimiz Arapçayı koyacağız Allah nasip ederse. Yani bir adamın oradan bir dil öğrenmesini sağlayacak bir şeye dönüştüreceğiz orayı. Başlam. Allah nasip ederse. Peki şöyle biliyoruz aslında. Hani bazı konuşmacılar hatta yazarlar kitaplarında yazarken ya da konuşurken şundan bahsediyorlar. Hani medrese bizim kadim eğitim ve öğretim şeklimizdir. Evet. Diz dize, göz göze, evet. bizzat hocanın nazarının altında yetişen talebelerden bahsediyor. Evet. Şimdi e medrese deyince bu biraz bu hani süre gelen bu geleneğe sanki biraz aykırı gibi durmuyor mu? Yani şimdi medreseyi de online'a taşırsak evet. e, bu sefer aslında uzaklaştırmış olmuyor muyuz biz evet. bu müesseseyi? Ya bu ne kadar güzel bir soru ya. İşte ben sorarım böyle güzel Yok, sorular. Yo hakikaten ha. Şu ciddi söylüyorum yani. Hani ne kadar? seni? <gülüyor> yani <gülüyor> Ortalık <laughs> sahne çok karışık. <laughs> Abi. Hocam şey... öpsen ne reyting olur ha? <laughs> Murat'tan öptüm diyeceğim. Buyurun hocam. <laughs> ee, çok harika bir soru. Çünkü e-medrese yani oksimoron bir cümle. Yani kendi içinde çelişkili, e turşu mi? tatlısı gibi. Hmm. Ya yani, medrese dediğin zaten tam da uzaktan olmayan insanların bizzat hocayla ile talebenin birebir münasebet kurduğu bir sistem değil midir? Ama şunu itiraf edeyim burada. Bunu soran ikinci kişi sizsiniz. Kim sordu ilk? İlk soran da Mehmet öyle medreseliyle hayatlı biri değildi. Öyle o da sizin gibi yakışıklı zeki bir kardeşimizdi. İkinci kişi sizsiniz yani. <laughs> Koluk müteva diye bana yürüyor. <laughs> Öğretici. sen nereye varacaksın? <laughs> medrese hocası diye çağırdık. <laughs> tamam. Evet hocam. Ee, şimdi burada zaten hani e, şunu her zaman söylüyoruz, hani talebe öğrenci ayrımıyla da aslında bunu yapmaya çalışıyoruz. Biz burada aslında bu metinlerin anlaşılmasını ve e, öğrenilmesini sağlıyoruz. Yoksa biz bu e medrese üzerinden insan yetiştirme iddiasında değiliz. Hmm. Yani insan yetiştirme dediğimiz şey bir kere birebir temasla ancak olabilecek bir şeydir. Hani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam iyi arkadaşı güzel kokuya, kötü arkadaşı kötü kokuya benzetiyor. Hı hı. Şimdi hani görüntü ve ses aktarılıyor ama koku aktarılmıyor. Yani bir insanı yetiştirebilmeniz için kokusunu alabilecek kadar yakınında olmanız lazım. Hı hı. İyi veya kötü kokusunu yani. E zaten insanı insan eğitir ancak. Kitap eğitmez. Medreseler, duvarlar, binalar insan eğitmez yani. Evet. Şimdi mesela e, Osmanlı'dan bize intikal etmiş elimizde çok tarihi medreseler var. Son dönemde restore edildi. İşte Süleymaniye Medresesi, Sultanahmet Medresesi, efendim Fatih Sahnı Saman Medresesi başta olmak üzere. Şimdi bu medreselerin kayıtları var elimizde. Biz mesela Sultanahmet Medresesi'ni kullandık orada da faaliyet gösterdik. Toplam 25 oda vardır orada. Bir de baş oda vardır. Hı hı. Şimdi medresenin mimari şekli medresenin eğitim tarzını aslında bize veriyor. Bir iç avlu olur. Kenarlarda küçük odalar Mutlaka herkes bir kere görmüştür hayatında hı hı. ve başta da müderrisin odası olur. Bakıyoruz mesela o dönemler medresenin en yoğun olduğu zamanlarda bile öğrenci sayısı böyle bir külliyede bu kadar olağanüstü muhteşem bir yapının içerisinde öğrenci sayısı 35 40'ı geçemiyor. Neden? E zaten bir hoca birebir ders alıyor. Yani sırası gelen hocanın odasına gider. Yani amfiye konuşmaz hoca. Herkese hitap eden bir şey söylemez. Çok endüstriyel bir sisteme döndü ya bugün zaten hani hmm, eğitim. Hmm. Yani ehliyet kursundan hiçbir farkı yok üniversitelerin. Yani, yani ehliyet kursuna gidersin çok profesyonel bir ilişkiniz vardır. Hani bana işte şunları öğreteceksin, şu parayı alacaksın, bitecek. Yani şu anda buna dönmeyen bir üniversite yok. Yani liseler, kolejler de aşağı yukarı buna döndü. Dolayısıyla insan eğitimi dediğimiz şey 200 yıldır askıda. Yani ta, bu çok belki de içinde bulunduğumuz çağın bize attığı en büyük kazık. Zaten bir kere bu ulusal devletler niye bu kadar eğitimi önemsiyorlar? Ya çok garip değil mi yani? Hani açlıktan ölsen hiç hiçbir ulusal devletin çok umrunda olmaz. Ama çocuğunu okula göndermeme ihtimalin yok. Evet. Orta Çünkü bu ayağa kaldırırlar. Ayağa kaldırıyor. Geleceksin diyor. Çünkü orası vatandaşlık kursu. Hı hı. Yani bardak gibi standart, aynı şeyleri düşünen, aynı duygulara sahip, aynı duyarlılıkları edinebilecek altyapıyı öğreneceği bir kursdur burası. Yani seni orada aslında vatandaş yapıyor. Bir kült bir şahıs efendim bir tarih anlayışı veriyor sana. Dolayısıyla basmakalıp insan çıkıyor. Yani e, nasıl oluyor da bu kadar kitle hiç içlerinden farklı düşünmeyen olmayacak şekilde, düşünen biri olmayacak şekilde aynı yere bu kadar hızlı açlı yöneliyorlar. İşte böyle yöneliyorlar yani. En önemli hayatın en önemli evresi şafak dönemi dediğimiz yaşlar bir vatandaşlık kursunda geçiriliyor. Bu işte medresede olmayan bir şey. Medrese özel adam alır. Onları özel olarak yetiştirir ve bir hocanın izini, boyasını o şahsın üzerinde net olarak görmeniz mümkün olur. E-medrese buna zarar veriyor mu vermiyor mu? Sorumlu. İşte iddiamız insan yetiştirmek değil e-medresede. Hmm. Kitapların tedris edilmesini, anlaşılmasını, İslam medeniyetinin ortaya çıkmasını O sağlamak. zaman e-medresedeki katılımcıları biz öğrenci kategorisine alıyoruz. Evet üstünde. öğrenici. Talebe olmak, öğrenici. Evet. Öğrenici. E, talebe olmak isteyen illa o diz dize değecek ve o kadim. Peki Ashab-ı Suffa'da nasıldı bu yöntem? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kurduğu Medine-i Münevvere'de, Mescid-i Nebevi'deki o sistem nasıldı? Ee, Ona dair bir bilgi var mı? Tabii mesela? ki. E, Nasıl? Yani işte Efendimiz Aleyhisselam aslında e, Ashab-ı daha doğrusu onun öncesinde Darül Erkan'da yapmış Hı -hı. olduğu şeyin müesseseleşmiş halidir medrese. İnanılmaz derecede geçmişten geleneğe çok az bozularak tevarüs edilmiş en kıymetli, en değerli şeylerimizden biridir bu açıdan. Darül Erkam'la ilgili elimizde çok böyle ayrıntılı bilgi yok. Mekke döneminin zaten hı hı. elimizde çok fazla bilgisi yok. Ama Ashab-ı Suffe'de Allah Resulü Aleyhisselam o insanları birebir eğitiyor. Sureleri onlara talim ediyor, tedris ediyor ve işte belli başlı fıkhi meselelerde onları yetiştiriyor ve daha sonra da bunlar hem efendimiz Aleyhisselatü Vesselam döneminde e, hatta e, Zahid El Kevser'inin Allah Resulü hayattayken fetva veren sahabelerle ilgili önemli bir risalesi de vardır. Hmm. Yani hayattayken Allah Resulü onlar fetva veriyorlar. Yani gittikleri yerlerde oranın e, Müslümanlaşmasını sağlıyorlar bir anlamda. Sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra fütühat çok daha ilerleyince ta Arabistan'ın kuzeylerini aşıp Suriye'ye, Irak'a kadar dayanınca bu sefer bu insanların her biri bir hazineye dönüşüyor. Yani bizim Hanefi mezhebini İbni Mesud radıyallahu anh kurmuştur. Ahnes bin Şerik'in develerini güden, hiç insan yerine konulmayan, hayvanlarla aynı ahırda yatmasını, yaşamasını sağlanan bir insanı Allah Resulü Bir deri, bir kemik, zayıf, zayıfsız. Zayıf bir sahabeyi Allah Resulü almıştır ve dünya hukuk sistemine doğrudan etki eden bir Hanefilik diye isimlendirdiğimiz bir hukuk nizamını kuracak bir insana dönüştürmüştür. Evet. Hangi eseri açarsan aç Gale İbni Mesud diye başlar tabii. değil mi? Tabii o aynen öyledir. Hanefi mezhebi İbn Mesud aleyhis, yani Radıyallahu anhın mezhebidir bir anlamda. Hı hı. E, o Eshab-ı Süffe talebesiydi. Allah Resulü'nün eshab Süffe'nin önde gelen talebelerinden biriydi. İşte orada Resulullah Aleyhissalatu Vesselam tabii kavramlaşma, sistemleşme şema ortaya çıkan böyle bir düzen sistem yok. Yani ilimler ortaya daha henüz çıkmamış. Hı hı. Bütün ilimlerin menbaı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da kendisi ilimlerin menbaı ve onlar hadis-i şerifler ve ayet tefsirleri olarak e, ashab-ı intikal ettiriliyor. Hı hı. Sonra da böyle halkalar halinde yani özellikle zaten eğitim dediğimiz şey hiyerarşik yürümez yani. Hani üniversitelerde bir hiyerarşik bir yönetim şeması olur ya CEO yukarıda evet. aşağıya doğru. Hı hı. Eğitim böyle işlemez. Yani normalde e, hesap ettiğiniz zaman ya ben zaten en fazla 10 kişiyle ilgilenebilirim. E de bu şekilde nasıl memlekete yetişeceğiz? Aslında öyle değil. Aslında. Yani çünkü her birinde 10 kişi yetiştirme potansiyeli var. Bunun bir matematiğe koyduğunuz zaman çok kısa zamanda çok fazla insana ulaşmanın mümkün olduğunu görüyorsunuz bu yolla. Bu şuna benzer. Diyelim ki çok acil tavuk ihtiyacı var. E bunun yolu yumurtaların üzerinde sabırla tavukların beklemesini sağlayıp civciv oluşmasını, civcive dönüşmesini ve efendim büyümesini beklemektir, sabretmektir. Eğer bunu yapmazsanız yani bu ilk zamanlar çok şey geliyor. 21 gün bekleyeceksin, o büyüyecek de, ondan hmm. sonra. Ama eğer sabredersen, sayıp öyle bir hızla artmaya başlıyor. Sonradan öyle bir hızla artıyor ki, aritmeti bir büyüme gerçekleşiyor yani. Hmm. Çok çok inanılmaz bir büyüme gerçekleşti. İşte medrese sistemi halkalar, ders halkaları, özel irtibatlarla ilişkilerle kurulmuş eğitim düzeni daha sonraları İslam dünyasının tamamına hakim oluyor. Yani İslam'ın orta çağı yoktur derken biz neye dayanarak söylüyoruz? Orta çağın özelliklerini saydıkları zaman bu özelliklerin özellikle eğitim, üniversite, bilim, ilim, sanattaki gelişimleri baz aldığımızda o orta çağ sizin karanlık orta çağınız. Bizde böyle bir orta çağ yok çünkü ilimde, bilimde, felsefe, düşünce bütün alanlarda muazzam bir gelişmenin en çok belirginleştiği yerdir. İşte o orta çağ dediğimiz dönem aslında İslam'ın ashab-ı edindiği, İslam toplumunun ashab-ı edinmiş olduğu ilmi birikimin sahada tezahür etmiş halidir. Şimdi normalde bir ilahiyat fakültesi 4 sene sürüyor. Giriyorsunuz öyle bir zaman kotası konmuş. Deniyor evet. ki 4 senede bu ilimleri tamam ediyor. Medresede böyle bir zaman tahdidi var mı? Var tabii. Yani müfredatlar var. Ee, medresenin de kendi içinde belli işte alanları var. Yani orta Hı -hı. ileri ve giriş diyebileceğimiz. Hiç bilgisi olmayan bir adam Medrese'den mezunsun sen artık. Ben medrese okudum demesi için kaç yıl orada zaman geçirmesi lazım? Tabii. Bu tabii öğrenme hızıyla da alakalı. Tabii hem öğrenme hızıyla alakalı. Bir de genelde bu tarz kavramları konuşurken ana şuradan düşüyoruz. Ya medrese diye tabir ettiğimiz o bin küsür yıllık bir kurum yeknesak bir yapı değil. Yani dönem içerisinde bir sürü şekil değiştiriyor, bir, bin bir türlü şekli var, formatı var efendim yani bir sürü medrese var yani Süleymaniye ile Sultanahmet bile aynı değil aynı dönemde olsa bile kaldı ki farklı dönemlerde farklı misyonlar da üstlenebiliyor yani hmm. e, kuruluş amacı farklı olan medreseler var Darü'l-Hadisler var İslam dünyasının en eski ikinci Darü'l-Hadisi mesela Çankırı'dadır ad üstünde burası hadis mektebi olarak kurulmuştur Ve herkes tamamıyla hadis odaklı tabi kütübesi okumalarının eğitiminin verildiği bir yerdir orası şimdi birinci burası öyle. Yani medrese dediğimiz sistem bugün aşağı yukarı. 5 yıla tekabül edebilecek bir yani medreseden mezun olan icazet alan. Adı üstünde icazet şu demektir aslında. Yani artık bu herhangi bir ilimde ilerleyebilir. İstediği bir ilim alanını seçip oradan ihtisas yapabilir demektir. O temeli attık burada diyor. aslında 5 yılda bu temel atılıyor. Tabi. Ya aslında icazet dediğimiz şey icazet adı üstünde tapudur yani. Yani bir ev yapabilirsin artık. Evet, artık yapabilirsin. Ruhsattır bu yani. Hani artık yola çıkabilirsin demek. Oldun değil ya. Yok asla. O işte aslında bir başlangıçtır. Medreseden mezun olduktan sonra artık herhangi bir ilim alanında yürümen mümkün değil. Bu şey gibi ilahiyatı bitiriyorsun ve diyorsun ki ben kelam konusunda artık ihtisas yapmak istiyorum diyorsun. Evet. Yani işte ilahiyatlar ve Türkiye'de ilahiyatlar dünyanın çeşitli yerlerinde farklı isimlerle anılan e, işte medresenin devamı niteliğindeki eğitim kurumları e, medresenin yerini tamamlıyor mu bu, bu onu artık yerini tutuyor mu bu ayrı bir tartışma konusu ama e, sonuç itibariyle medresenin devamıdır. Medrese sistemi eğitim sistemi baz alınarak oluşturulmuştur bu düzende yani. Ama sormadınız ama hani onun yerini tutuyor mu? Bir kere en büyük eksiği ilahiyatlar metinlerden kopuktur. Yani ilahiyatlar bir alanın herhangi bir tefsirin, fıkhın, hadisin literatürünü, tarihini, ricalini bunları çok iyi bilir ama o alanın en temel metinlerini okumaktan mahrumlar genelde. E çünkü çok köklü bir Arapça altyapısı gerektiriyor ve e, malumat sahibi yapıyor. Yani o ilme dair bilgi sahibi yapıyor ama o ilmin kavram şemasını efendim, o ilmin işte İslami ilimler içindeki yerini, o ilim ilimde mahir olmuş alimlerin işte derinliğini bu ilahiyatla göremiyoruz. Ama ilahiyatın da medreseden üstün olduğu yerler var. Ben bunu her zaman söylüyorum. Yani şu bizden çok bekleniyor. Bir medreseli olarak. Hakikaten bugün ilahiyat fakülteleri özellikle son dönemlerde çok daha böyle ıslah edilmiş ilahiyatlarımız var. Çok güzel ilahiyatlarımız var. Öğrenciler böyle biraz küçümseyen bir şey var yani. Hani bizden de o bekleniyor. yani medreselisin biraz ilahiyatları eleştir. Ama bu da yapılıyor zaten. Yani evet. YouTube'u açtığın zaman. ya Bunlar da ilahiyatçı uzak durun evet. bunlardan falan diye bir sürü evet öyle nasihat var falan <laughs> İşte o çocukları zehirliyor. Evet. Çocuk 4 yıl okula gitmiyor. Ondan sonra yani an, anlamsız bir şey yani. Çok cüretkar davranmalarına sebep oluyor. Mahvediyor hayatını. Ben böylelerini gördüm ya. ya Niye gitmiyorsun oğlum okula? Hani ben işte hani medrese de okuyor. Onu da okuyamıyor zaten. İki arada bir derede ne deve ne kuş bir şey kalıyor yani. Hayır bugünkü ilahiyat müfredatı özellikle bazıları çok ıslah edilmiş çok güzel bir kıvama getirilmiş haldedir. Eksik olan tarafları Arapça ve metin okuma kabiliyeti. Onu da zaten İlahiyatların kenarlarında yanında yöresinde çok fazla medreseler var artık. Allah'a şükürler olsun. Ya yani o da yoksa E medrese var oraya gelin. O tamamlanınca İlahiyat bir adamı bir medrese mezunu seviyesinde bir yere getirir, bırakır. Bak bunu çok şey bir şey. Yani hani yani bu sözün altında kalma ihtimalim var. Yani bu sözün neye mal olacağını bilerek söylüyorum bunu yani. Evet. Bugünkü ilahiyatlar eğer o eksik yanları tamamlanırsa bir kadim medreselerin yerini tamamlayabilir, doldurabilir Tabi yani. Tabii ehli sünnet itikadına muhalif herhangi bir anlayış benimsemeden olur. Evet. Değil mi? O zaten anlayış, itikat, inanç dediğimiz şeyin Bundan kavram. paralel yani farklı ha. bir yürüyen bir şey yani. Hani o inanç sağlıklı itikadı. kaynaklarla evet. eğitim veren, ehli sünnet itikatına uygun eserlerle Tabii. 4 yılını, 5 yılını neyse ilahiyette geçirmiş bir adam medrese 3 aşağı 5 yukarı denk olabilecek bazı ilahiyat fakülteleri vardır ülkemizde. Tabii tabii ha. çok çok ilah, güzel ilahiyat fakülteleri var. Sayısı artınca biraz hani hani bu niteliği düşüyor ama. Tabii mu acaba? Re renk düşer hani hani büyütünce resmi hmm. fotoğrafın çözünürlüğü hmm. azalır. E, biraz hızlı yayıldı. Çok böyle yeterli insan kaynağı olmadan çok fazla yere ilahiyat açıldı. Hmm. Bunun bazı zaafları, eksikleri olmakla beraber zaman içerisinde o eksik zaaf da tamamlanır. İmam Hatip okulu ve ilahiyat fakülteleri çok iyi bir fırsattır. Eksikleri olmakla beraber bir adamın e, İslami ilimler alanında bil, yani bilgi sahibi olmasını hatta eğer medreseyle takviye olursa alim olmasını sağlayacak kurumlardır. Yani bu bizim gibi medreselilerden çok duyulmayan bir şey ama ben bunu açıkça söylüyorum Eyvallah. yani. Burada bir de şöyle bir yanılsama var arkadaşlar. Hani adam diyor ki mesela ben ilahiyat fakültesinden mezun olunca ne yapacağım? İmam mı olacağım? Ya da medrese okuyup ne yapacağım? Modern hayat bize her şeye böyle pragmatik bakmayı evet. öğretiyor. Yani bunu okudum ne olacak? Buradan çıkarım ne olacak? Biz Müslümanız ve dinimizi bilmek zorundayız. Burada Muhammed kameramanlık yaparken de medrese okuyabilir. Tabii. İlla buradan bir şey kazanacağız, bir yerde istihdam olacağız niyetiyle değil. Dinimizi Cenab-ı Allah'ın bize göndermiş olduğu Kur'an-ı Kerim'i, sünnet-i seniyeyi daha iyi anlamak ve kendimizi evet. tezyin etmek için de biz medreseye ve dahi ilahiyata gitmeyi düşünebiliriz. Tabii. Ben dün bunu düşündüm yani. Ben evet. neden ilahiyat okumayayım ki dedim ya da evet. neden bir medreseye gitmeyeyim ki? Kendime bir alan seçeyim. En azından daha dolu dolu konuşurum, daha iyi bilirim falan. Evet. Yani ille de buradan bir ikbal kaygısıyla buna başlamamak gerekiyor. Evet. Peki şimdi biri geldi atıyorum herhangi biri işte üniversiteden mezun olmuş. Şey okumuş kendisi iktisat okumuş. Ben medresede ilim tahsil etmek istiyorum dedi. Evet. Her geleni alıyor musunuz yoksa bazı şeylerden geçiyor mu? Kriterler var Çok mı? Çok güzel bir soru daha Allah razı olsun. Şimdi biz yaklaşık 3 yıl önce ilim ve hikmet okulu diye bir şey başlattık. E, i̇lahiyat dışı. İşte tıp, mühendislik efendim, sosyoloji, felsefe bütün alanlara hitap eden bir eğitim programı çıkarttık. Bu ne? Aslında bu İslami ilimlerden damıtılmış temel öz e, bilgilerin aktarıldığı bir eğitim programı. Burada çok derin bir Arapça yok. Bir ilahiyatçı, klasik Arapçayı bilmesi fazilet değil farzdır. Ama bir sosyoloji okuyan bir kardeşimiz tefsir, hadis, kelam bunları bilsin. Yani o tarihini, efendim geçirdiği evreleri, tartışmalarını, problemlerini bilsin. Ama bunları ana metinden okuması gerekmez. Onun için bir fazilettir diyoruz. Hı hı. Birisine farz olan ona fazilettir. Ben son yıllarda özellikle buradaki yani ilahiyat dışı gruplardan gelen kardeşlerimize daha özel ilgileniyorum. Hı. Çok güzel çocuklarımız var. Hukuk okuyan tıp okuyan, mühendislik okuyan. Ya bu kardeşlerimizin medrese eğitimiyle buluşmasını, medrese eğitiminin bunların anlayabileceği ve yani idraklerine uygun hale dönüştürüleceği bir sistem ihtiyacı vardı. Biz bunu yaptık iki yıl önce. Çok güzel bir şeye de formata da dönüştü. Harika bir fikir bu. Çok harika. Yani ben açık şunu söyleyeyim. Yani ilahiyatlardan çok ben o kardeşlerimizle ilgileniyorum. Daha çok seviyorum. Yani e, e, makale verirsin, okur. Efendim yani her türlü görevi, ödevi fazlasıyla yerine getirir. Bir çalışma şeyi var, disipline var Aynen yani. Öyle. Zaten disipline edilmiş bir şekilde geliyor. Evet. Peki tekrar döneyim. Şuraya bir daha ha. şunu ekleyeyim. Ha, Şimdi ha. İlahiyatçı zaten sabahtan akşama kadar okulda fıkıh, tefsir dinlemiş. Bir de geliyor karşına senin yorgun argın ya Biraz da başka bir şeyden bahsedin hmm. gibi ama o çocuk öyle değil. O zaten aç geliyor. O aç geliyor yani. O zaten yani yazılımcı, rakamlarla uğraşmış akşama kadar. Bir geliyor burada peygamberini dinliyor. Bayılıyor yani. Hmm. Ve bu işi yani inşallah çok bu da iyi bir yere gelecek Allah nasip ederse i̇nşallah. planımız o. Tekrar soruyorum. Gelende ne arıyorsunuz? Ben bu medreseye kayıt olmak istiyorum ve burada evet. dini ilimler. Bir üniversitede mezun olmamış mesela evet. sıradan bir delikanlı geliyor lisenin sonunda. Medrese okumak istiyorum diyor. Niye bakıyorsunuz? Birincisi bir çok fazla başvuru olduğu için bir seçme şansımız... Neye göre belirliyorsunuz? Yani birincisi hafızsa bu bir öncelik. Mesela hafızlığı e, bir öncelik olarak görüyoruz. İkincisi mülakatlar bizim böyle 5-10 dakikalık değildir, daha uzundur. Ne arzuladığını, ne amaçladığını, yani aynı hedef için mi buradayız onu anlamaya çalışıyoruz. Yani e, İslam ilimler öğrenmek mi istiyor yoksa imamlık sınavı kazanana kadar bir yerde takılmak mı istiyor? Hmm. Şimdi böyle burada yanlış bir şey olmayabilir yani hani sınavlara bekliyorum, nerede bekleyeyim? Bir medresede bekleyeyim ama bu böyle bir şey değil hani. Yani o biz onlar için ayrı bir program yaptık daha sonra. İmamlığa hazırlık kursu hmm. yaptık imamla hazırlık kursunda hitabet dersi işte buna benzer yani pratize edilebilecek hemen halka götürüp taşıyabilecekleri bir eğitim programı uyguladık. Bu mesela bizim seçmemizde önemli bir etken olabiliyor yani. Hani öğrencinin amacı, hedefi, gayesi ne yani? Ben gerçekten İslam ilimleri eğitimi görmek istiyorum diyen kişiyi çok rahat bir şekilde anlayabiliyorsunuz abi. Hmm. Yani bu biraz da mücerrep bir şey yani. Bu önemli bir etken mesela. İşte mesela okul puanlarına bakıyoruz muhakkak. Üniversiteye giriş puanlarına hmm. bakıyoruz. Onlar da çok belirleyicidir yani. E, referanslarına bakıyoruz. Yani kim göndermiş, yönlendirmiş oraya. Ama daha çok amaç birliği bizi etkiliyor, belirliyor ne istiyorsun yani? Hani burada neden buradasın diye çok temel bir soru var ya onun gibi yani. Ücret ödüyorlar mı? Ücret hiç eline cebine sokmadan konaklıyor, Hayır, yiyor, bu, içiyor, ilim tahsil ediyor. Bu çünkü medresenin özel taraflarından bir tanesidir. Bu yani ben babamın vermiş olduğu aidatlarla okumadığım için kendimi milletin evladı olarak görüyorum. Bu medreselerde büyüdük, bu medreselerde okuduk, yetiştik. O yüzden millet derdi, millet davası. Bir de kimin seni yetiştirdiğini bilmiyorsun da. Hmm. Bu çok özel bir şeydir. Bir hadise anlatayım, bir hikaye. Öz boyacı altınla tarzını belirleyenler şimdi fırsat ürünlerini beliriyor. Instagram hesabımızı takip et. Storylerde yer alan ürün oylamalarına katıl hangi ürünlerde indirim olacağına sen karar ver. Seçtiğin ürünler en özel fiyatlarıyla özboyacı.com adresinde olacak. Oylamalar bir anda karşına çıkabilir. Instagram hesabımızı takip etmeyi unutma. Acemi Birliği'nin olduğu bir şehre hmm. gidiyor birkaç abimiz buradan e, yemin törenine fakat işte bir gidiyorlar ki oteller falan bayağı dolmuş. Yemin töreni var. Şehir çok kalabalık. Bir yerde namaz kılıyorlar. Namazdan sonra diyorlar ki ya şu imama bir sorsak ne yapabiliriz? Nerede kalabiliriz? İmam bunlarla çok ilgileniyor. İşte bayağı işte bir çıktık diyor camiden. İmam herkese selam veriyor. Bayağı sosyal insanlar hürmet ediyor genç de. Yani işte böyle adamlar yetiştirmemiz lazım falan dedik diyor bizde. Ondan sonra neyse oturduk bir yere. İşte hocam dedik bizim de bir yerimiz var biz de oranın mütevellisiyiz hmm. biz de oranın işte hizmetindeyiz bunlar esnaf abiler neresi işte söylüyor çocuk buradan mezun onu o yetiştirmiş Vay ikisi be. orada karşılaşıyorlar yani çok acayiptir yani hani, belki cenazesini kıldıracaktı başka yani, bir ortamda karşılaşacak karşı senin cenazesini kıldıran senin ne yetiştirdiğin senin yetiştirdiğin birisi ve böyle olacak. binlerce insan yetiştirir bu bizim civanmert cefaker Anadolu insanı bu medreselerin aslında en sarı dediğimiz hmm. kişiler, mütevellisi Allah razı olsun. Yani bunun e, burayı özel kılan şeylerden bir tanesi de odur. Öbür türlü profesyonelliğe çevirir. Ehliyet kursuna dönüştürebilir. Geldi, başladı eğitime hangi hallerde yani medrese sen bizim aradığımız doğru adam değilsin, gidebilirsin dediğiniz oluyor mu? Oluyor, çok oluyor. Kendi yani hangi zaten hallerde? Eğitim müfredatını programını kaldıramıyorsa eğer, hmm. altından kalkamıyorsa, E zaten müsaade istiyor. Üç şeyin en azından bir tanesinin sağlanması gerektiğini söylüyorum ben her zaman. Bir zeka, iki ahlak, üç istikrar, istikamet. Yani disiplin yani. Bunlardan en azından bir tanesi hasıl oluyorsa bu kardeşimiz idare edilmeye değer. Ama üçü de yoksa? Yani üçü de yoksa bu üç şeyden geçemiyorsa yani bu uzaklaştırılması gerekiyor. Yani bunun daha başka alanlara yönlendirilmesi gerekiyor. İslami ilimler diyoruz. Şimdi yani çok ciddi bir alan. Şimdi bakıyorsun çocuk kaldıramıyor yani. O, o tempoya ayak uyduramıyor performansı yetmiyor. Hem zeka olarak hem de normal bir fiil hı hı, Şeyde de performansı buna uygun değil. E bunun gönderilmesi lazım. E zaten medreseyi medrese yapan özel insanların yetiştirildiği yer olmasıdır. Herkesin gelip girdiği yer medrese olmaz yani. doğru O endüstriyel eğitim anlayışı okullarda oluyor. Bir zaten. süre sonra sizin de yaptığınız o hani Ensar dediğiniz az önce bu kadar evet. insanın kafa yordu, emek verdiği, para akıttığı, mesai evet. harcadığı şey bu sefer asli görevinden evet. uzaklaşmış e, oluyor. Orası kreşe dönüyor artık. Tabii yani, hmm. aşağı yukarı bir kişi aylık masrafı yani bir kişiyi eğitmenin aylık masrafı bugün neredeyse 5-6 bin lirayı buluyor. Bir kişiyi eğitmenin yıllık masrafı düşün 50-60 bin lira. İşte 5 yıl buna hizmet veriyorsun. Yani bir adama 300 350 bin lira yatırım yapıyorsun. Yani bunu bir insan veriyor. Bu adam arabasını değiştirebilir. Çocuğuna yatırım yapabilir. Bir davaya, bir ideale inanıyor. O uğurda parasını sarf ediyor, seferber ediyor. Ve bir insan ortaya çıksın diye. Dolayısıyla diken üstünde iş yapıyoruz. Yapmamız lazım. Hmm. Öyle olması gerekiyor. Yani, yani bunu bilincinde olmak lazım her dem. Evet kesinlikle. Bu bu her zaman söylüyorum arkadaşlar. Medrese o meşhur Kur'an-ı Kerim'deki hikayeyi de biliyoruz ya. Hazreti Süleyman'ın e, Hazreti Süleyman'ı tehdit ediyor Hudut kuşu. Hı -hı. Yani bu vakıf malıdır. Abdest alırken bile fazladan akıtmış olduğumuz suyun hesabını veremeyiz. Yani biz burada emanetçileriz. Bir aracı durumundayız. Birileri buraya servetlerini seferber ettiler. Birileri de buradan il ilim ve eğitim görüyorlar. Hı, -hı. Biz de burada bu imkanı oluşturmanın aracılarıyız sadece yani. Yoksa vebali çok ağır olur. Allah bunun hesabını çok ağır sorar diye ama tüm kardeşlerimiz bu konuda çok titizdirler yani. Şu an İstanbul'daki medrese sayıları hakkında bir fikriniz var mı? Kaç medrese var? Bir ara bununla ilgili bir... E, Böyle bir istatistiksel çalışma var mı? E, var. Yapıldı. Bir ara bir e, çalışma yapılmıştı. Sadece İstanbul'da ya tabii kendisini medrese diyen ama sadece Sıbyan çocuklara Kur'an öğreten yerler de var. Hmm. Onları buna dahil etmezsek. Bildiğimiz medrese müfredatını eğitim olarak ilahiyat öğrencilerine tedris eden kurumların yanlış hatırlamıyorsam şu anda rakamda yanılmış olabilirim. 250 ayrı merkez var denilmişti. Öğrenci sayısını da aşağı yukarı bir ne kadardı? Yani iyi bir miktarda öğrenci sayısı da vardı. Yani. Peki bu hani farklı cemaatler kendi medreselerini açıyorlar ve böyle bir yani. hizmet alanı. Bu 200 diyelim mesela 250 tane medrese var İstanbul'da. Bunların birbirleriyle olan diyaloğu nasıl? Yani böyle bir network var mı aralarında? Görüşüyorlar ya işte hocam ben kelamda Dersine girecektim rahatsızlandım bugün sen gel buraya geleyim evet. ben oraya geleyim İşte şöyle böyle bir mesela ya da şey e, icazet veriyorsunuz bir icazet birliği var mı yani sizden icazet alan a cemaatinin medresesinden icazet alan bir hoca bir molla bir talebe artık ne diyorsanız e, B cemaatine gidip orada ders verebiliyor mu? Şimdi e, bu aslında daha temel bir sorun yani böyle bir yani cemaatlerin birbiriyle iletişim ve ilişkisin e, bu soruyu tam anlamıyla cevaplıyor. Hmm. Yani bir iki cemaat arasındaki münasebet neyse cemaatlerin medreseleri arasındaki münasebet, münasebet de, de aşağı o. yukarı öyle. Hmm. Bir cemaatin kendi içindeki farklı fraksiyonlarının açmış olduğu medreselerde bile yeterli seviyede ilişki irtibat yok. Hmm. Bunu biz çok eski bundan bir 10 yıl önce yani daha 15 yıllık biz 14 yıllık bir medreseyiz. İlk zamanlar ya bir araya gelelim çay içelim müfredatı konuşalım gibi bazı girişimlerimiz olmuştu. Ee, ama işte medresenin eksik taraflarından bir tanesi acayip derecede dünyaya kapalıdır abi. Yani medreseli Türkiye'yi bilmez. Acı gerçeklerimizi söyleyelim yani. Hani ben zaten şunu söylüyorum yani bir medreselinin zaafları ilahiyattan fazladır. Türkiye'yi bilmez. Dünyayı bilmez. Yaptığı işin dünyada neye tekabül ettiğinin farkında değildir. E o yüzden biz medre. Medresede ben roman okuturum, edebiyat, dünya tarihi, bilim tarihi. Bizim medresenin müfredatında hmm. bilim tarihi, dünya tarihi, siyaset tarihi hepsi vardır. Matematik, bizzat ben de matematik dersi alıyorum. Aldım uzun süre yani. Hmm. Şimdi İngilizce de başlayacak. Uzun süre İngilizce dersleri doldu. De Böyle bir medrese. E, bugünkü dünyada neye tekabül ettiğini anlayamazsanız bu tarihi eser bir vazoya döner. Aynen. Yani tarihi eser bir bardakla su içmezsin çok kıymet verdiğin için. E bu ne anlam ifade eder ki? Hani bu kadar para sarfiyatı, enerji, insan kaynağının buraya yönelmesinin bir anlamı olması lazım. Bugünkü dünyaya bir şey söylememiz lazım bizim. Aynı. Ne? Tekabül ediyor. Biz neyle uğraşıyoruz? Bizde bir de hafta sonu seminerleri oluyor abi. Mesela biz hocaya diyoruz ki hocam ben bir ilahiyatçı, bir medreseli olarak bana 10 derste kimyayı anlat. Yani ben kimyacı olmayacağım zaten. Buna benzer seminerlerimiz oluyor. Hafta sonu seminerleri. Biz medrese eğitimine bunları da dahil ettik yani. Çok böyle roman, edebiyat, şiir okumaları da bizde yoğundur. Film izlemeleri mesela haftalık bir film, birinin, bilir kişinin analizleriyle film izlenir ve analiz yapılır. Önemli filmler izlenir orada mesela, hı hı. belgeseller izlenir. Ya bunların olması şart yani bunlar olmazsa tarihe eser bir şey olur. Sen şimdi bugün bir trafik ışıklarını alıp 500 yıl önceye götürsen neyi karşılar ki? Hiçbir şey ifade, Hiçbir etmez. Şey ifade etmez. Bugün hayati emniyete sahip bir alettir o. Bir trafik ışıkları üzerinden endüstri devrimini hatta efendim Fransız ihtilalini bile anlatabilirsin icabında hı hı. ama tek başına götürdüğün zaman bir şey ifade Hiçbir etmiyor. Şey ifade Oradan etmez. buraya getirdiğinde de bir şey ifade etmez. Hı hı. Yani tarihi bir gerçekliği, tarihi bir hatırası ve hatırı olur. Hatıra taşır, hatıra değeri taşır. E böyle olsun istemiyoruz. Birileri böyle olsun istiyor. Numuneyi imtisal, böyle tarihi eser, vazoluk bir şey gibi bakıyor. Hayır abicim bizim dünyaya bir teklifimiz var. Hı hı. Eğitime, ahlaka, dünya siyasetine, insanoğlunun hayatını öyle ya da böyle ilgilendiren her şey dini ilgilendirir abi. Evet. Din bu demek. Dini ilimler de aslında bunu ifade ediyor. Yani sen hocasın. Ne işin var senin enflasyonla Bilmem neyle, ekonomiyle. Ya Kur'an faiz haram demiyor mu? Yani. Beni direkt Kur'an ekonomiye sevk ediyor. Ya da ne işin vardı yani. Bu arzayı nasıl bölüştüreceğiz? Evet. Harizmi öyle diyor ya evet. kitabının başında. Ben burada ümmet diyor. Kendi miras payını daha kolay yapabilsin evet. diye. O niyetle tak. diyor bu ilimlere kafa yordum. Tabii. Dolayısıyla kullanışlı olmayan, İsmail'in çok güzel bir sözü var. Din bana sokakta lazım diyor yani. Evet. Din bana kampüste lazım. Din bana çarşıda evet. lazım. Medresenin içindeki dini ne yapayım ben diyor evet. yani. Dışarıda yaşam, yaşama uyarlayabileceğim, e, doğrularımı orada e, hayata geçirebileceğim bir din. Evet. Yani kullanışlı bir din yani fonksiyonel. Evet. evet yani bu bir medreselerin zaafı en önemli zaafı. İşte medreseden çıkıyor adam yani sudan çıkmış balık diye bir tabir var ya. Hmm. Öyle yani ben çıktığımda öyleydim işte. Ya çok önemli bir şey bitirmişsin. Klasik metinleri okuyabiliyorsun yani. Ama çok hiç öyle şey. bir tip yok ya Muhammed e, sonradan Hocam. Sonradan işte yani ben bakıyorum. Yani bana deseler ki bu adam medrese kurdu, medresede müderris deseler ya inanırım ama ihtimal vermezdim yani. Yani böyle film yönetmenine daha çok benziyor <laughs> gibi. Yani bu kötü bir şey değil ama. Eyvallah. Yani. Bu bu güzel bir şey. Bizim böyle figürlere çok ihtiyacımız var abi. Eyvallah. Yani şöyle bizim benim şahsen e, özel olarak 3-4 yıl boyunca Sokrat'tan hatta Pirosokratik dönemden başlayarak modern çağlara kadarki felsefe metinlerini bizzat metinlerinden okuyarak hmm. bir eğitim aldık. Hmm. Ben böyle bir eğitimden geçtim. Sosyoloji metinleri okuduk. Ben mesela özel olarak kişisel olarak çok özel merakım olduğu için böyle ciddi seviyede bir psikoloji okumam vardır benim hmm. mesela. Çok iyi bilirim Freud'un metinlerini falan okumuşumdur mesela. Yani bu işte her medreselinin yapması gereken şeydir bu demiyorum tabii ki. Ama bunlar olmadığında onun bir karşılığı yok. Ya yani antropoloji bilmek zorundasın. Evet. Arkeolojiden haberdar olmak zorundasın. Antropoloji bilmezsen öyle bir insanlık tarihi serüveni götürüyor ki önüne. İslam da onun içerisinde böyle geçici bir şey olarak gösteriyor yani. Hani bir rüzgar gibi. Tabi yani. tabi diyorlar ki işte ya tek tanrıcılık da bir dönemdi. İşte sen antropoloji bilmen senin için bir fazilet olmaktan çıkıyor. Hmm tarihi nasıl ele aldığın geleceği belirler. Yani nasıl ele aldığın ve nasıl anladığın tarihi nasıl bir gelecek kuracağını direkt belirliyor. Hı hı. Şimdi ne diyor Freud mesela hani söz oradan açıldı. E diyor ki ya insanın tanrı inancı aslında babasıyla kurduğu ilişkiye çok benzer. İnsanlığın gelişiminde insanlık dediğimiz şey tarihin seyri boyunca Efendim belli dönemleri var. Şimdi çocukluk dönemini atlatıyor insanlık. Dolayısıyla babasıyla babasına isyan edecek. Hatta en arketip özelliklere bakarak yani en ilkel şeyleri göz önünde bulundurarak diyor ki işte babasına öldürmeye kalkışacak, annesine sahip olacak. Yani rezil rezil şeyler de var tabi. Dolayısıyla insanlık dinden uzaklaşacak. İşte bu hani nedensellik dediğimiz şeyin psikolojideki karşılığı Freud'tür. 19. yüzyıl felsefesinin bir yansımasıdır. İşte tarihteki karşılığı Marx'tır. O da aynı şeyi söylüyor. İşte biyolojideki karşılığı abi evrimci işte. Darwin. 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 Işte Darwin'dir. Şimdi mesela bak bunlar dikkat et abi. okumalar yapıyoruz arkadaşlar o yüzden hani böyle. Ha. Biliyoruz da konuşuyoruz. <gülüyor> <gülüyor> evet, Darwin mesela. Bak mesela bunlar aynı şeyden bahsederler. Hepsi aynı şeyden bahseder. Hepsinin en temelde tarihin, insanın bir gelişme süresi serüveni olduğunu ve dönem içerisinde dinin yok olacağını bir kehanetvari bir tarzda ifade ederler. Öyle oldu mu? Olmadı. Devlet eliyle yıkılan kiliseler şey döneminde yani Lenin Lenin'in, Stalin'in yıkıp yok ettiği hatta bunlar ileride olur da bir yanlışlık aslında olmayacak ama olabilir hani insanlık dine bir daha dönmeyecek hani ne olur ne olmaz diye bütün kiliselerin yerine başka yer şeyler işte binalar inşa ettirdikleri yerleri bugün ortodokstur Ruslar ben Rusya'ya gittiğimde adım başı kilise neredeyse tamamı bizzat devlet eliyle yapılmış. Ne oldu? Oldu mu? Olmadı. Demek ki boşa çıktı ama bunu söyleyebilmen için bunu bilmen gerekiyor. Bilen yönetir hocam. İhsan Fazloğlu hocamızın tabiriyle. Bilen yönetir. Bilgi bugün her şeyden önemlisi, güçtür. Peki, evet. Muhammed hocam, programın sonuna geldik. Evet. Size kimler gelsin? Yani şu an bu izleyenlere şöyle bir şey söylemeni umuyorum. Yani arkadaşlar, şöyle şöyle iştiyak varsa içinizde, şu 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 özelliklere hayseniz, siz bizim aradığımız adamsınız. Gelin talebe olun. Evet. Ama şu, şu 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 seviyedeyseniz Zoom toplantılarına, derslere katılın. Katılın. Yine bundan şey kalmayayım. Mesela evet. benden medrese talebesi olur mu? Olmaz. Niye olmaz? Olmamalı da zaten. Ben YouTuber olarak kalmalı mıyım? Kalmalı. Abi, biz bir ordunun fertleriyiz. Seni yerin yemek pişirmekse yemeğini pişir bizi doyur. Yok eğer cephede mücadele etmekse. Ama ben seni YouTube'a konuk aldım. Ölmekse. Hiç hoş değil yani şimdi bu hocam. Yani. Ha konuk olarak alırız <laughs> biz de. <laughs> Ama medreseye bir konuk olarak alırız. Evet. Ee, şimdi birincisi şöyle. 3 sınıf insan yani üç grup insan bize gelebilir. Gelmesini Hı. isteriz. Öncesinde bir şart düşeyim. Hanım kardeşlerimize yönelik maalesef bir faaliyetimiz yok. Niye yok? En kısa zamanda bunu yapmamız gerekiyor. Niye hep önce erkeklere? Erkek olduğumuz için olabilir belki. Ee... Ama yani böyle olmaz ki. Buna ne zaman dur diyeceksiniz? Yani evet buna bir yerde dur Hanım medresesi lazım. var mı? Var, çok var. Ha var yani, değil var mi? Var tabii, çok var. Ya aslında ben özel olarak ders verdiğim bir kız grubu vardı. Onlar çok daha iştiyaklı. Yani ödevlerine, verdiğin derslere hatta işte e Madem şu, öyle niye o zaman şu, Şuradan da sorumlu muyuz der. Mesela seni kastetmediğin yeri de ekler ödevine, hmm. sorumluluğuna. Bizim hmm. oğlanların tam tersi yani. Hmm. Oğlan senle pazarlık tamam, yapar. madem bu kadar böyle de niye o zaman daha az hanım medresesiniz Abi az. bizim imkanlarımız şu anda ancak bu kadar. Yani geliştikçe o da olacaktır Allah nasip İnşallah. ederse. Onun evet. peşindeyiz. Kim Birincisi bir. ilahiyat okuyan bir öğrenci medrese eğitimi almak istiyorsa ve buna sabredip tahammül göstereceğinden eminse gelsin. Gerçek manada bir İslami ilimler kelime çok hoş değil ama uzman olsun. Hı hı. Medrese Bizim müfredat da çok rahattır. Dediğim gibi öyle yani. Çocuk zaten okulda 6 saat ders görmüş. 6 saatte biz ders veriyoruz. Öyle bir şey yok. Haftanın belli dönemlerinde belli zamanlarında ders tamam. saatleri olur. Etkinlik çoktur bizde. Bu bir ilahiyatçı çağrımız bu. İki. İlahiyatçı olmayan bütün gruplardan özellikle şu sınıflardaki yani şu bölümlerdeki öğrencileri iştiyakla bekleriz. Sosyal Kim bilimler, hocam? sosyoloji, felsefe, psikoloji, hukuk, efendim iktisat Hı hı. Siyaset bu alanlardaki başta bu alanlar başta olmak üzere ilahiyat dışı grupların tamamından gelip İslam'ı öğrenmek isteyen İslami ilimleri böyle derinlemesine bir alim olacak seviyede değilse bile aldatılmasına engel olacak düzeyde bir İslami eğitim almak istiyorlarsa gelsinler. Diğeri Bu da ikinci sınıf. Üçüncüsü de hafızlığını bitirmiş imam olma hedefi var. Yani bir an önce görev alma hedefi olan kardeşlerimize yönelik de bir programımız var. Hafızlığı bitirmiş öğrenciler, eline diplomasını almış öğrenciler gelsinler bize e, müracaat etsinler. Bu üç sınıfın en önemsediğim sınıf ikinci grup. Beşeri ilimlerde lisansını yani. yapmış dini ilimlerden haberdar olmak, okumak, İster, derinleşmek. Eğitim görmek isteyenler yani oradaki o tabii sathî çok basit bir eğitim değil. Tartışmalarına, kavramlarına vakıf olabileceği yani orayı... Şimdi iktisatçı mezun oluyor, beşeri ilimler onu istiyorsunuz. Biyoloji okuyanlar istiyorsunuz da YouTuber niye olmuyor? Onlar niye kendi cephesinde? Onlara da ihtiyaç var deyip de geçiştirmiyoruz da YouTuber'lara böyle bir ayrıcalık yapıyoruz. Evet şu anda Ayrımcılık ne kadar yapıyoruz. büyük bir hata yaptığımızı fark ettik. İşte bu şeye de uy <gülüyor> <gülüyor> Abi <gülüyor> teşekkür <gülüyor> ediyorum. Eyvallah. Kıymetli <laughs> dostlar peki abinin bu medresesiyle ilgili sosyal medya sayfalarını merak ediyorsanız Hemen şu an aşağıda gördükleriniz bu sosyal medya adresleri buralardan ulaşabilirsiniz. Darül İlim medreselerine Muhammed Yazıcı hocama ulaşmak istiyorum diyorsanız da onun da sosyal medya adresleri şu anda yazıyor. Bu arada bir şeyi unutmayın. Unuttuğunuzu biliyorum çünkü özellikle programın e, finalinde bunu hatırlatmak istedim. Zira bu çok önemli yani bunu mutlaka söylememiz gerekiyor lütfen videoyu beğenin çünkü beğenmiyorsunuz bunu fark ettim. izliyorsunuz kendi içinize doğru beğeniyorsunuz öyle içinize doğru beğendiğinizden bizim haberimiz olmuyor rica ediyorum hemen şurada bir tuş var bakınız ona bastığınızda videoyu beğeneceksiniz bu bu video ihtiyacı olan belki birinin önüne düşecek bu vesileyle çok teşekkür ederim rica ederim için. ben de teşekkür ederim çok memnun oldum tanıştığımıza ben de sizi daha yakından tanımak isterim eyvallah inşallah peki çok iştiyaklı oldu bir başka programda yeniden görüşünceye Allah'a emanet olun. Ahiriniz evlerinizden hayırlı olsun inşallah. Online alışverişte güven arayanların adresi Özboyacı Altın'ın sunduğu Bekir Develi ile peynir gemisi sona erdi.